Evet, hepinize yeniden merhaba. Afyon'a döndük çok şükür. Ben bugün işlere devam ediyorum. Tüm banyoyu boşalttım. Yani kendi banyomuzu, ebeveyn banyomuzun tamamını boşalttım şu anda. Güzelce bir fıskiyeyle oranın altını üstüne getireceğim, her yerini güzelce yıkayacağım. Ve ondan sonra artık o banyoyu tamamen kapatacağız. En azından bir banyo temiz olsun ki diğer banyoyu artık yavaş yavaş azar azar toparlarım diye düşündüm. Böyle iki banyoda kullandığımızda çok zor oluyor. Eşim işte, biz Aras'cığımla evdeyiz. Şöyle makineyi göstereyim. Şu anda burada açık renkliler çalışıyor. Bir de siyahlar var bir posta. Aa, burada da Aras var. İşleri yapmadan önce de dedim ki güzelce bir yıkanayım ki serin serin iş yapabileyim diye. Güzelce şimdi banyoyu tertemiz yapacağım. Oranın kapısını kapatalım. Ondan sonra diğer ıvır zıvır eşyaları artık toparlayacağım. Giyeceğimiz kıyafetleri bir hemen gardırobun bir köşesine koyup geri kalanlarını da artık kolileyeceğim. Yani anlayacağınız bugün büyük iş var. Eşime taktırdım şu perdeleri. Bir bu, bir de şey, yatak odasının perdesini taktırdım. Diğer perdeleri zaten sökeceğim. Aras'ın şeyini karartma. Sökeceğim çünkü artık gideceğiz ya, taşınacağız ya. Onlar da taşınacak. Salon perdesi, yatak odası perdesi, Aras'ın karartma perdesi ve balkon perdesi. Tamamen artık onları sökeceğim. Onlarla işim kalmadı. Ama şu an değil. Çünkü karartma perdesi henüz bana lazım. O yüzden hepsini aynı gün içerisinde büyük ihtimalle taşınmadan hemen bir gece öncesinde hallederim diye düşünüyorum. Bir tek Aras'ın perdesini ve bu iki işte oturma odasıyla yatak odasının karartmasını en sona bırakırım. Onları son gün toparlarız. Bu şekilde yani. Bizdeki işler böyle. Bunları yapmazsam da artık içim rahat etmeyecek çünkü çok az zaman kaldı. Bir haftadan bile belki az var. Eşim henüz daha taşıma ile tamamen anlaşmadı ama büyük ihtimalle diye konuşuyoruz. Belli de olmaz yani, taşınmaya da bilir hemen. Önemli değil. Ben ayarlayayım da gerisi önemli değil artık bir şekilde. Bir gün eninde sonunda taşınacak. Şimdi hızlıca size neler yapıyorum onları bir göstereyim. Şöyle banyoyu tümden boşalttım. Bütün bu dolapların içlerini, çekmeceleri zaten önceden boşaltmıştım. Buralara bakar mısınız ne kadar çok toz olmuş. Burada da duşakabini, içini, dışını, her yerini güzelce bir temizleyeceğim. Şöyle bir fıskiye ile su tutarım. Biraz da sürterim. Çok da fazla böyle temizlik de yapmak istemiyorum. Çünkü benden sonra girecek olan kişi zaten bu evi atlayacak, patlayacak yani tekrardan. Ben istediğim kadar temiz bırakayım. Ne olursa olsun yine de temizleyecek diye. Çok da böyle aşırı temizlemeyeceğim ama böyle de bırakmak içim el vermez. O yüzden onları halledeceğim. Yatak odasının son durumu bu şekilde. Bu sepet gidiyor. Bunlar diğer banyoya gidiyor. Buralar deseniz geldiğimizden beri hiçbir şey yapamadım. Böylece duruyorlar. Dolapların işlerini biraz halletmeye çalışacağım. Askılıkları tamamen boşalttım artık. Bu askılıklarda hiçbir şey bırakmadım. Buraları eşime soracağım bakalım hangilerini bırakacak. Son ana kadar artık bunlar valizimizde kalacaklar. Yani Kütahya'ya gittiğimizde valizde kalacaklar. Perdesini taktık. Bu perde çok pis. Bunun için kusura bakmayın. Oraya gidince artık oda oda tek tek yerleştireceğiz. Vallahi bugün çok işim var. Burada da böyle elimden geldiğince boşaltmaya çalıştım. Şu üstleri de boşaltacağım artık. Nevresim olarak da hiçbir şey bırakmayacağım. Bir de şunlar kaldı. Bunları da güzelce hemen ayıklayıp ne giyeceğim ne giymeyeceğim hepsine karar verip en son haline getireceğim. Bilgisayarları kaldırıyorum artık çünkü bilgisayara ihtiyacımız yok.
Kayınvalidemler kavun koymuşlardı yanımıza. Şöyle yarım kavunun çeyreğini, arası çeyreğini kendime koydum. Şimdi bunlarla bir mola vereceğiz. Evin hali dandini. Eşim aradı az önce. Feyza eşyaların resimlerini istiyor taşımacı diye. Öyle olunca eşyaların resimlerini çekmek için evi böyle bir dağınıklığı toparlayıp da çekmeye çalıştım. Tabii o dağınıklığı nereye attın derseniz buraya. Koridorumu görüyorsunuz şu an. Hızlıca bir göstereyim. Şöyle eşimin tarafını da hallettim tamamen. Onun tarafında sadece tişörtleri, kot pantolonları, bu kendi işiyle alakalı kutusu o dursun. Günlük giydiği tişörtleri ve eşofmanlarını bıraktım. Bir de buraya çantasını o götürür çünkü. Çekmeceleri boşalttım, sildim. Burada hiçbir şey kalmadı. Kendi tarafımı zaten videoya çektim, gördünüz. Şöyle askıya asılacak şeyleri askısına şöyle arttım üzerine. Buraya çantamı, pantolonlar, eşofmanlar, tişörtler, gecelikler ve bir tane hırka bıraktım. Burayı da bu şekilde halletmiş oldum. Hiçbir şey kalmadı burada çok şükür. Komodinlerimize de iç çamaşırları koydum. Onun dışında bir şey yine bırakmadım oralarda da. Bir de şu çekmeceler var. Şurada yine ıvır zıvır bir şeyler var. Bunlar en son bakılacak. Bu çekmeceleri de yine tamamen boşalttım. Bunları artık sararız. Yani nasıl bakalım eşim önümüzdeki günlerde bir şey yaparız, istişare yaparız. Buraya da kaldırdım bu arada. Güzelce o grileri sereceğim en son. Onları kaldıracağım. Öyle karar verdim. Yeşiller de yıkansın. Çünkü onlarda da kaç gün, 4 gün, 3-4 gün yattık. Aras'cığım bir de o ara hasta olduğu için aynı örtüde yatmasın diye. Buraları da yine hallettim. Başka bir şey kalmadı. Bir şuralar kaldı. Buralar da hallolacak. Aras'ın odasında zaten bir şey yok. Yani Aras'ın odasındaki bu çekmecelerin tamamı boş. Yani çekmeceyle alakalı da yine bir işlem yapılacaksa yapabiliriz artık. Bu bozulacak mı bilmiyorum ama. Bu gardırolapların içine de zaten hiçbir şey kalmadı. Sadece şurada arasında ıvır zıvır birkaç bir şey var. Bunları da en son küçük bir koli yapacağım. Burada ne kaldı? Burada bir tek battaniyesi ve müslini kaldı. Bunları da en son şeye götüreceğim. Yani arabaya koyacağım. O yüzden tutuyorum. Burada pantolonları, eşofmanları bunlar bavula koyulacak hep. En son yani Kütahya'ya götüreceğiz bunların hepsini. Bunlar da yine Kütahya'ya gidecek. O yüzden bunlara da dokunmuyorum. Hiçbir şey kalmadı anlayacağınız böyle ıvır zıvır. Bir şuralar hallolacak. Şimdi şuraları da hızlıca halledeyim ama önce şuradan makinemizi boşaltalım. Seni niye sıkmadı? Şunları bir yıkayalım. Şunları bir yıkayalım. Güzelce bütün çamaşır işini halledeyim şuradaki. Şu banyoya da işte o diğer ıvır zıvırların hepsini getirdim. Bunlar diğer banyodan çıkanlar. Bunları hemen bir buraları da dolaplara yerleştireceğim. Yani bu dolapları da yerleştirmeye de gerek yok artık da. Duruma göre artık ayarlayacağım. Oturma odasındaki koltuğun altını boşalttım. Bütün misafir için olan böyle örtüdür, şudur budur hepsini kaldırdım. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares. Send it play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded?
I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Evet, banyomun son halini göstereyim dedim. Ayna hariç her yeri sildim. Ayna zaten temizmiş. Banyonun şu dolaplarını sürttüm. Üstünü güzel sürttüm. Sildim. Klozetini temizledim. Klozetinin kapağı kırık. Buna eşime söyleyeceğim. Bir tane sıfır kapak alsın. Buraya hiç paketini açmadan şuraya kenara koyarız. Kendileri taksınlar. Şimdi içleri sinmez. Değiştirebilirler belki de. Şimdi şurada hemen şuraları güzelce yıkadım. Bunun burada havlu panını yıkadım. Sildim. Fayanslarını sildim. Her yer tertemiz oldu çok şükür. Buralara artık hiç girmiyoruz bu odaya. Yani bu banyoya hiç girmeyeceğiz. Kullanmayacağız zaten, iki banyomuz olduğu için gerek de kalmayacaktır. Çok şükür. Bitti. Burada da hiçbir şey kalmadı. Bunların içi boş. Burada sadece giyeceğimiz kıyafetler var, iki parça. Onun dışında nevresim takımımızı da bozacağım. Eve gider gitmez orada tekrardan sereceğim zaten temiz olduğu için. Bir avizeleri kalıyor evin. Avizeleri eşim ya yarın ya da öbür gün çıkaracağını söyledi. Bakalım, ondan rica edeceğim. Anneciğim bu düşmüş, ver onu takayım ben. Evet, artık gönül rahatlığıyla bu odayı kapatabilirim. Halıların yıkanmasına kadar bu odada hiçbir işim kalmadı. Halıları yuvarlayıp halıcıya vereceğim, o kadar. Onun dışında zaten evin geri kalan kısmını da tıra yüklendikten sonra, mesela atıyorum bu odayı bozdular mı, tıra yükleyecekler, hemen ben bu odayı bir üstünden sileceğim. Perdesini çıkaracağım, sökeceğim. Yani oda oda yapmayı düşünüyorum yine taşımacılar geldiğinde de. Çok şükür şimdi bu odayla işim bitti. Çok şükür Arasçım'ın odası da bitti. Onları söktüm. Birazcık hafif hasarlı oldu ama sıkıntı yok. Tertemiz oldu. Şimdi tek yapmamız gereken şunları çıkarmak. Ama bilmiyorum. Şimdi bir konuşacağım. Yani eğer badana yaptırılacaksa ya da badana ücreti verilecekse ona göre bunları sökeceğim, götüreceğim. Göstereyim tabii ki. Yani hiçbir yerde bir sıkıntı yok. Bakın buraları da aynı domolla yaptım. Ama bunu birazcık sanırım uç kısmıyla, sivri kısmıyla ittirmişim. Birazcık şey oldu. Nazar boncuğu değil mi anneciğim? Bir de Aras'ın kıyafetlerini falan ayırdık. Aras'cığım Kütahya'da giymek istediği bütün kıyafetleri ayıkladı. Bunların hepsi Kütahya'da giyecekleri. Şimdi eşofmanlarını falan da bakacağız. Ay, bu, ay
Bunları Kütahya'da da giyecek, sonra da Diyarbakır'a götüreceğiz. Bavula koyacağız değil mi? Sonra çekmecedekiler de yine hepsi tamamen artık ayıklandı. Kesin Kütahya'ya ve Diyarbakır'a gidecekler arasında. Şu iki çanta bizimle geliyor. Şunun içerisinde de şimdi işte kalan eşyalar falan olursa diyor. Bunu koyacağım. Adam istiyor be. Bunu mu götürmek istiyorsun Kütahya'ya? O zaman bu da dursun, tamam. Hepsi dursun, tamam. Anne. Bunlar da yine bavula girecekler. Tamamdır Aras'cığım. Bitti çok şükür. Aras'cığımın da artık sadece halıları var. Odada fazlalık. Bunlar yıkamaya gittikten sonra da bir tek mobilyası kalıyor. Çok şükür bu odayı da halledebildim. Çok şükür evimin bu kısmı artık taşınmaya hazır. Tamamen her yer boşaldı. Dolapların içlerinde hiçbir şey kalmadı. Sadece burada bu ikisi kaldırılacak. Şunlar kaldırılacak. Bir de şurada üçlü prizim var. Başka da bir şeyim yok. Efendim? Dolapta hiçbir şey yok anneciğim, artık bitti. Orada? Orada da yok. Orada kıyafetler var sadece. Onlar elleme ama. Allah'ım çok şükür. Başka işim kalmadı. Bu kısmı görmeyin. Yani şuradan ilerisini görmeyin. Bu kısmı videonun ikinci partında göstereceğim. Yani göstereyim hatta ama şu an yapamayacağım yani. Toparlayamayacağım. Şunlar bir şeyler zaten. Bir de buraları göstereyim. Bakınız. Ardiye. Bunlar. Yani anlayacağınız şu an geceki işim bu. Aras uyuduktan sonra. İnanılmaz yoruldum ama pes etmeyeceğim, bırakmayacağım. Bakalım yapabildiğim kadarını yapmaya çalışıyorum. Siyahlar yıkandı, onları asacağım. Şimdi burada nevresimim yıkanıyor. Bunu da kurur kurmaz bunu da kolileyeceğim ama huşlayacağım. Ondan sonra da bir işim kalmıyor. Şimdi artık bu videoyu sonlandırma zamanı. Başka hiçbir işim kalmadı. Burada da yazdığı gibi hayat kısa, kuşlar uçuyor. Ve biz de artık kuş misali uçup gidiyoruz bu diyarda. Çok duygusalım ama ağlamayı bugüne bırakmayacağım. İleriki videolarda inşallah çok duygusal bir video çekeceğim. Çünkü bu evdeki anılarım çok fazla. Böyle güzel bir kolaj şeklinde, bir video şeklinde yapıp inşallah paylaşmaya çalışacağım. O yüzden kendime de vakit ayırmak için birazcık videoları artık hızlandırıyorum. Ve bugün 2 video, yarın inşallah yapabilirsem 2 video. Artık bir güne 2 video sığdırıp, yani 2 video çekip onları da önümüzdeki taşınma günlerinde paylaşacağım. Çünkü biliyorsunuz ki ben Kütahya'ya gittiğimde çok video çekemiyorum. Kütahya'ya gitmeden önce videoları böyle stoklayayım ki oraya gittiğimde zorluk yaşayayım istemiyorum. İnşallah taşınma kısmında artık beraber olacağız sizinle. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Yeni videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup katıl butonuna basıp teşekkür et butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.